demeyin. Bostanım bahçem yok diye üzülmeyin. Evinizde, balkonunuzda, sizde sebze yetiştirin. E peki bu nasıl olacak derseniz, hadi beni izleyin. Dibi burada, hala çıkmaya devam edecek. Yani çoğu bir seferlik bile değil. Bir baş sarımsağı ayıklayıp o dişi toprağın içerisine dürtmekten ibaret. Gördünüz mü? Tam da Ramazan yaklaşırken size Ramazan davuluyla anons yaptım. Umarım dikkatinizi çekebilmişimdir. Neden biliyorsunuz? Çünkü evimizde her birimizin mutlaka büyük küçük bir şekilde bir çiçek var. Değil mi? Süs bitkileri yetiştiriyoruz. E süs bitkilerini yetiştiriyorsak evimizde her zaman mutfağımızın ihtiyacı olan maydanozu, soğanı, rokayı, tereyi, hatta patatesi, hatta domatesi, biberi niye yetiştirmeyelim? Aslında sistemi hepsi aynı değil mi? Aynı. Şimdi bostanı olan, bahçesi olan toprakta, tarlada bunu yapıyor. E ne yapalım, bizim bostanımız, bahçemiz yoksa saksımız var. Bizim de tarlamız bu olur. E biraz küçük tarla olur ama ne yapalım, bir aile için hiç olmazsa tadımlık bile olsa çok da güzel hobi olur. Kendi yetiştirdiğiniz sebzeyi, hatta meyveyi sevdiklerinizle, tanıdıklarınızla paylaştığınızda göreceksiniz ki o kadar güzel bir hobi ki, o kadar faydalı bir hobi ki, bilhassa da çocuklarınızın bu sebze meyvenin nasıl yetiştiğini görmesi, onları sulaması, onlara emek vermesi, bunların bir nimet olduğunu çocuklar tarafından anlaşılmasını sağlıyor. Evet, sadece sebze değil, biliyor musunuz? Evimizde aynı zamanda meyve de yetiştirebilirsin. Hani ev sebzeciliği tamam ama ev meyveciliği ne oluyor diyorsanız, bakın burada ne var? Saksıda çileklerimiz var. Şu anda yeşil ama bir haftaya kalmaz bunlar kıpkırmızı çilekleri olacak. İşte güzel bir meyve değil mi? Sadece bununla da sınırlı değil. Bakın burada neler var, gelin gelin. Bakın bunlar kumkuatlarımız. Yani ev koşullarında da böyle narenciye yetiştirmemiz mümkün. Aslında bulunduğunuz iklim koşullarına göre bunu çok daha çeşitlendirebilirsiniz aslında. Ama biz bugün evlerde günlük hep ihtiyacımız olan, elimize attığımızda hep bulmamız gereken evin olmazsa olmazlarından bahsedeceğiz. Ne bu? Bu başta bir numarada soğan. Zaten bakar mısınız, kendi kendine yetişmeye başlamış bile. Arpacık soğanı bunlar. Bunlardan çok güzel taze soğan olur. Sadece yapmamız gereken şey bu soğan, ki aslında yumruğu, bunun kendisinin tohumu gibi bunu düşünün, yumrusunu. Bunu toprakla buluşturduğumuzda sonuç bakın işte yetişmiş gayet güzel soğanlar. Bir seferlik de değil, biliyor musunuz? Mesela bu soğanı aldınız burada. Bakayım, ha makasım da burada. İhtiyacınız var, salataya katacaksınız. Kestik, yıkadık, salatamızı doğradık. Kendi el cihazlarımızla yetiştirdiğimiz soğanı. Ama dibi burada, hala çıkmaya devam edecek. Yani çoğu bir seferlik bile değil. Başka neler yapabiliriz? Fikir olsun diye söylüyorum. Bakın burada fesleğen var. Mutfakta mis gibi kokusuyla aynı zamanda salatalarımıza, değişik yemeklerimize muhteşem bir aroma katan fesleğen. Oo, burada sarımsak var. Şimdi bakın, bir tanesini şunu çıkartmak istiyorum. Çıkartmak istiyorum ki o bir diş sarımsağın, görüyor musunuz? Bir diş sarımsak ne kadar çok kök veriyor ve üstüne tazecik sarımsak veriyor. Taze sarımsak bu diş sarımsaktan çok daha fazla aromalıdır ve salatalarda çok daha güzel kullanılabilir diş sarımsaktan daha ziyade. Bunu yapmak için sadece bir baş sarımsağı ayıklayıp o dişi toprağın içerisine
dürtmekten ibaret. Sadece bu, gerçekten söylüyorum. Peki burada ne var? Oo, mevsimi başladı artık, salatalık. Salatalıklarımız da burada hazır. Biberler, acısı mı isterseniz, tatlısı mı isterseniz, dolmalık biberi mi isterseniz, burada fide halinde hazır. Zaten o kadar hazır ki getirip sadece uygun büyüklükte bir saksıya dikmekten ibaret size düşen görev. Ve olmazsa olmaz, domates. Bunu patlıcan, kabak, hatta kavun, karpuz şeklinde bile abartabilirsiniz. Bunda hiçbir mahsur yok. Yeter ki uygun derinlikte kaplar bulalım. Ama bir de çoğumuzun hadi canım o da olur mu dediği şey var. O da ne biliyor musunuz? Patates. Patatesler zaten evde kendi kendilerine böyle nemi falan buldukları zaman bakın filizlenmeye başlarlar. Biz de bunları yenmez diye ki yememek lazım, filizlenmeye başlamıştır artık. Bunları çöpe atarız. Halbuki biz onu çöpe atmayıp da bir saksının içerisine dikecek olursak bakın çıkmaya başladı bile. Hatta size yakından bir şey göstermek istiyorum, biliyor musunuz? Bu çıkan patatesin yumrusundan bile değil. Bile değil diyorum. Çünkü hani yemek yaparken patatesin kabuklarını soyup atarız ya. Hatta bazı hanımefendiler biraz da böyle etli etli soyarlar. Aslında bir parça o etli soyduğunuzda güzelce yemeğinizi yaptıktan sonra, şimdi izninizle bunu biraz çıkartmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten mucize gibi bir şeydir. Patatesin bırakın yumrusunu, şöyle açmaya başladım. Bakın bunu neden ısrarla göstermeye çalışıyorum biliyor musunuz? Çünkü bu bir adeta mucize. Evlerimizde pişirdiğimiz patatesin aslında ne kadar güzel bir yumrudan kolayca yetiştiğini görün. Bakın ikiye bölünmüş patates toprakla buluşturulmuş, verdiği saçak köklere bakın. İşte şimdi bunu büyükçe bir kovanın içerisine diktiğinizde durmadan kök boğazını da doldurmak lazım. Yani bu üst aksam büyüdükçe üste doğru dolduracağız. Daha sonra koca bir kova patates, belki 10 kilo, belki 5 kilo ama kendi ellerinizle yetiştirdiğiniz patatesi yetiştirmek aslında bu kadar basit. Patates gibi bir tane daha yumru var ki, ah bir saniye. Erkancığım sen bana şöyle birazcık izin ver. Teşekkür ederim. Şöyle istirahatine devam etsen. Bakın burada ne var? Söylemeyeceğim çünkü görmenizi istiyorum. Bir şöyle plastik kürek yardımıyla şunu çıkartıyorum. Na 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 na. Gördünüz mü? Ev sebzeciliğinde son nokta. Kocaman bir turp. Aslında pazardan alacağınız üzerinde kökleri olan naneleri de gene saksının içine dikebilirsiniz. Dediğim gibi ev sebzeciliği aslında çok kolay. Şimdi hemen hiç beklemeden uygulamalara geçmek istiyorum. Çünkü bunları gördüğünüzde nasıl heveslendiğinizi biliyorum. Şimdi hepsine bir bir dikeceğiz ama sonra soracağım ona göre. Şimdi tezgahımı şöyle bir parça açıyorum. Şimdi şuradan. Ha bunlar mı ne? Muzlar, kahveler, yumurta kabukları. Bazılarınız tahmin ettiniz ama söylemeyeceğim gene de. Şimdi bunları da buraya koyuyorum. Kendime güzel bir yer açtım. Hah, şimdi tamam. İyi ki evde değilim. Çünkü evde ben bunları yapsam, bu kadar toprakları döksem gerçekten eşimle problemler yaşayabilirdik. Şimdi madde bir. Almış olduğunuz saksının mutlaka altları delik olması lazım. Buna dikkat edin. Eğer delik değilse bir tane uygun malzemeyle, tornavideyle, bıçakla dikkatli bir şekilde delin ki su verdiğinizde suyun direne edip akıp gitmesi lazım. Bu çok önemli. Burada gördüğünüz gibi delik. Şimdi toprağımı saksımın içerisine boşaltıyorum. Ben eldiven kullanmıyorum. Çünkü toprak elimin değmesi bana sadece fayda verir, zarar vermez. Hele bu paketlenmiş topraklarda çoğu zaman torf oluyor. Yani onlar da öyle. Hayvan gübresi falan da olmadığı için mikrobik ya da tetanozla ilgili ya da herhangi bir hastalıkla ilgili problem olmuyor. Evet, toprağımı serdim. Şöyle elimle bir güzel düzeltiyorum. Küçük bu keseklerini kırıyorum. Sonra
bir iki kere masanın üzerine vurarak zeminin dümdüz olmasını sağlıyorum. Şimdi buna ne yapalım isterseniz? Bakalım burada nelerimiz var. Maydanoz, roka, semizotu, bu da maydanozmuş. Semizotu ekelim mi? Şöyle bol bol çıktığında taze taze kopartsak, salatanın içerisine katsak, bir limon sıksak değil mi? Ya da yoğurtlusunu yapsak, semizotu evde hem de çok güzel olur. Hemen tohumumun paketini açıyorum. Ve tohumu dikkatli bir şekilde açıyoruz. Çünkü bu sebze tohumları çok ince oldukları için dikkat etmek lazım. Oo, ne kadar ince. Bakın semizotu tohumu. Bu kadar. Yakından size göstermek istiyorum. Çünkü sebze tohumları gerçekten böyle minicik minicik olabiliyor. Hatta bazıları o kadar küçük oluyor ki onları elimizle atmakta zorlanıyoruz. Bazen odun külüne karıştırarak ya da çok ince mile karıştırarak öyle ekebiliyoruz. İşte semizotu tohumları bu kadar. Bu tohum ne kadar yer eker? Bostan eker, bostan. Şimdi gelin hep birlikte bu siyah tohumu elimle düzeltip siyah toprağın üzerine çok da sık olmayacak, çok da üst üste gelmeyecek şekilde bırakıyorum. Sanki sanal bir iş yapar gibi, çünkü toprağa düştüğü andan itibaren hiç görmüyorum bile. Tohum ne kadar küçükse üzerini kapatacağımız toprak da o kadar az olacak. Hele hele bu kadar küçük toprak olduğunda kapak toprağı dediğimiz tohumun üzerini kapatmamız gereken toprak belki de hiç olmasa bile olur. Çünkü her tohum kendi büyüklüğünün en fazla 2,5 katı derinliğine düşmelidir. Şimdi elimle bunu ektim, her tarafına geldi, düzelttim. Kapak toprağı yapmayacağım çünkü çok küçüktü. Sadece elimle düzeltip tohumla toprağın birbirleriyle güzelce temas etmesini istiyorum. Bakın bunu buraya ektim, elimle de bastırdım. O minicik topraklar, tohumlar toprakla buluştu. Şimdi bunu bir kenara alacağım. Bittiğinde hepsinin can suyunu vermemiz lazım. Çünkü bol, aydınlık, havadar bir yerde toprağını hiç kurutmadan özellikle de fısfısla sulamak lazım. Neden? Çünkü eğer bir şekilde kapla maşrapayla bunları sulamaya kalkarsanız toprak oyulur. Ve o oyulan yerden tohum çıkmaz. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Bostan yapıyoruz. Bostan öyle kolay bir şey değil. Oo, burada ne var? Kocaman bir kova. Hepinizin evinde kovalar vardır değil mi? İşte bu kovaların belki de en güzel değerlendirilebilecek yeri ev sebzeciliğidir. Ama bu büyük kovada ne olur biliyor musunuz? Bu büyük kovada çok güzel patates olur. Şöyle bir ölçeyim bakayım. İnanın bu kovadan ben bir tek patates eksem aşağı yukarı en az 3-4 kilo patates alabilirim. Şaka yapmıyorum, gerçekten alırım. Şimdi kovamızı aldık. Hah, güzel de bir kovaymış bu. Altı delik değil. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi makasın ucuyla kovamızın altını deliyoruz. Artık bu bir kova değil, bir saksı oluyor. Hop, evet. Kırıldı, çatladı ama bu fazla suyun çıkması için de yeterli. Kovamızı aldım ve toprak. Şimdi kovamızı toprakla dolduruyorum. Kolay değil. Ev sebzeciliği. Ama kolay değil derken zor anlamında bunu söylemiyorum. Bir sürü güzel iş. Çünkü aynı zamanda hobi değeri de çok yüksek. Dikkat ettiniz mi? Çok fazla doldurmadım. Neden doldurmadım? Çünkü zaman içerisinde dolduracağım bunu. Aynı demin size gösterdiğim patateste olduğu gibi bir süre sonra yeşil aksam büyüdükçe yeşil aksamının kök boğazını toprakla doldura doldura daha çok patates yapmasını sağlayacağım. Bakın keserek de olabildiği gibi patatesin şu filizlenmiş kısımlarını toprağın üstüne gelecek şekilde şimdi patatesle toprağı buluşturuyorum. Ya bu biraz aşk gibidir biliyor musunuz? Bu aşkın meyveleri de her ne hangi şeyin tohumunu ya da yumrusunu dikerseniz ondan bir sürü yumrusu oluyor. Yani aslında
Çiftçilik böyle bir şeydir. Evde çiftçi olunur mu? E tohumunuz, toprağınız varsa, onu da bir araya getirecek bir mekanınız varsa olur, pek de güzel olur. Şimdi zor muydu bu? Hiç de kolaydı. Patatesi aldım, filizlenmişti zaten. Onu toprakla bir kovanın içerisinde buluşturdum. Şimdi bunu da biraz sonra sulamak üzere kenara ayırıyorum. Çünkü bir sürü daha dikilecek sebzemiz var. Domates. Bakın, fide olarak bu viyol dediklerimizin içinde böyle hazır. Ne yapmamız lazım? Bunu sadece saksının içerisine dikmekten ibaret bunu. Ama bazen de ne oluyor biliyor musunuz? Çok güzel bir domates yiyorsunuz. İşte Çanakkale domatesi, pembe domates ya da Orta Anadolu'da da bir sürü güzel domates çeşitleri var. Yiyorsunuz, bayıldım diyorsunuz ya. Hele yerel tohumdan yapılmışsa sormayın gitsin. Biz bunu yetiştiremez miyiz diyorsunuz? Bence yetiştiririz. Nasıl mı? Çünkü domatesin çekirdeğini alacaksınız, kurutacaksınız. Daha sonra o domatesin tohumlarını toplayacaksınız. Ondan sonra dikeceksiniz. Ama o kadar da zamanımız yok derseniz, şimdi size çok farklı bir usul göstereceğim. Yediğiniz bu domates olsun. Bakın, hele olgunlardan olursa daha iyi. Yediniz, çok beğendiniz bunu. Ve şimdi bunu hiçbir işleme tabi tutmadan nasıl ekeceğinizi göstereceğim. Şimdi şu üst kısımdaki kapak kısmını kaldırıyorum ve domatesi dilimliyorum. İşte bir, işte iki dilim. Siz 3-4 dilimde çıkartabilirsiniz bunu. Peki bunu ne mi yapacağız? Şimdi yine burada kocaman bir tane saksım var. Saksımı toprakla dolduruyorum. Saksı hazır. Tohum domatesin içinde. Şimdi bu haliyle dilimlediğiniz, bu radikal bir çözüm aslında. Yani tohumunu alıp kurutup dikmeniz daha doğal. Ama böyle de yetişir mi? Çok da güzel yetişir. Kendim yetiştirdiğim için söylüyorum. Domatesi, dilimlediğim domatesi saksının içerisine koyuyorum. Bakın, iki tane ince dilim kestim ama bu arka kısımları, yani kabuğunun olduğu kısımları kullanmadım. Dikkat ediyorsanız her iki tarafı da kesik domatesin. Çünkü domatesin içindeki tohumlar filizlenirken bir kısmı kök olarak toprağa doğru gidecek. Eğer burada kabuk varsa bunu delmesi çok zor oluyor. Dilimlediğim domates dilimlerini toprağın içerisine koydum. Sonra mı? Şimdi şuradan bir parça daha toprak alıyorum ve üzerini sadece kapatacak kadar toprakla doldurdum ve elimle düzelttim. O yediğiniz domatesin kendi evinizde de yetiştirme şansı böylece dolmuş oldu bize. Gördünüz mü? İki dilim domatesten şimdi buradan domates böyle filizleri verecek. Küçücük filizler bunlar. Onları şaşırtmak dediğimiz, bir süre sonra birbirinden ayırıp ne hale getireceğiz? Böyle domates fideleri haline getirdikten sonra artık evimizde yediğimiz, beğendiğimiz domatesi de yetiştirmemiz mümkün. Şunu da bir kenara koyuyorum. Aynen kadar. Gerçekten size anlatırken ben de çok zevk alıyorum. Sadece böyle meyvesini yediğimiz sebzeler değil. Bakın burada ne var biliyor musunuz? Bir dakika. Şurada kendi Erkan'ı da böyle şuraya sabitleyeyim. Tohumla toprak buluştuktan sonra bazen 15 gün, bazen 20 gün, bazen bir ay sonra tohumun cinsine ve bulunduğunuz mevsime göre, bakım koşullarına göre böyle yeşil yeşil hemen çıkmaya başlıyor. Bu tere. Gerçekten hem şifalı hem salatalara çok güzel aroma katan tere. Gördünüz mü? Tohumla toprak birleşmiş ve bütün herhangi bir saksıda, bunun içinde bir çiçek de olabilirdi. O da pek güzel tabii. Ama yediğimiz, içtiğimiz sebzeleri de gördüğünüz gibi büyük kolaylıkla yapabiliyoruz. Şunu da bir kenara koydum. Biraz da çilekten bahsetmek istiyorum. Sarkıcı özelliğiyle gerçekten evde, balkonda çok kolay yetişebilen çilek. Biliyorsunuz piyasada da şu anda
Senenin 12 ayı neredeyse çilek var. Böyle kocaman kocaman, iri iri. Hani çoğumuz onları hormonlu diye sınıflandırıyoruz ya. Değil. Bakın, çilekte hormon olmuyor. Yani o gördüğünüz o kocaman çileklerin bile asla hormonlanması söz konusu değil. Çünkü hatta hormon verilirse çileği daha küçük oluyor, daha kötü oluyor. İki tane sebze var. Bunu zaman zaman söylüyorum. Çünkü bir keresinde ben de yanılmıştım. Nerede yanılmıştım biliyor musunuz? Salatalıkta yanılmıştım. Şimdi salatalıkta hormon kullanımı olmuyor. Çünkü salatalık kendi kendini dölleyebiliyor. Dolayısıyla hormonun desteğine ihtiyaç yok. Ve çilekte hormon olmuyor. Evinizde çileği, tabii tohumunu almak o da mümkün. Yani bir bıçakla çileği böyle sıyırıp üstünden tohumunu falan alabilirsiniz ama daha iyisi ev koşullarında amatör olarak bu işleri yapmak istiyorsanız yapmanız gereken şey mümkün olduğu kadar böyle hazır fideler almak. Bu hazır fideleri uygun kaba koyup üretmeye başlamaktır. Tabii burada aynı zamanda soğanınızı, patatesinizi, sarımsağınızı evinizin içerisinde çürümeye yüz tutmuş olanları da toprakla birleştirdiğinizde aslında çok iyi bir geri dönüşüm operasyonu da yapmış oluyorsunuz. Çöpe gidecek olan bir değeri yeniden tazeleyip yeniden mutfağınıza kazandırmış oluyorsunuz. Belki bunlarla size çok büyük bir tasarruf sağlamaz maddi olarak. Ama hobi olarak eliniz toprağa değdiği için, ama en çok da çocuklarınızın böyle bir deneyim yaşamasıyla onlara gerçekten bu nimetlerin, toprağın, ürünlerin nasıl yetiştiğinin bir bir onlara göstermek durumunda olursunuz. Çünkü ben biliyorum ki bir sürü çocuk çileği fabrikada yapılıyor zannediyor. Gerçekten söylüyorum. Çünkü o kadar doğadan koptuk ki o apartman koşulları altında çoğu şeyin çok farkında da değiliz. Bunları yetiştiriyoruz ama bunlar yetişirken bunları da beslemek lazım. Nasıl ki evimizde işte kedimiz, köpeğimiz, balığımız, kuşumuz varsa onlar da canlı. Onları beslerken ne yapıyoruz? Besinlerini veriyoruz. Peki bunları kendimiz yetiştiriyoruz, kendimiz yiyeceğiz. Bunların beslenmesi ve korunması lazım. Ve bunların da hiçbir şekilde sentetik, zararlı kimyasallardan oluşmaması lazım. Bu çok önemli. Bir tane sürahi. Ha, ne yapacağım biliyor musunuz? Çiçeklerimiz için evde ekolojik doğal besin yapıyorum. Bir sürahimiz var. Çok güzel. Muz. Bu muz bizi beslediği kadar gerçekten çiçekleri de çok güzel besliyor. Ama biz içini yiyelim, kabuklarını da çiçeklerimize verelim. Şuradan kesiyorum. Muz kabuklarını çöpe atmıyoruz ve onları sürahinin içerisine doğruyoruz. Muzun içerisindeki potasyum bitkilerin en önemli 3 ana besin maddesinden biri. Azot, fosfor, potasyum. İşte potasyum burada. Bunun içerisine koyduk. Peki yumurta. Yumurta kabuğu da dediğim gibi yumurta en değerli kısmı belki de kabuğudur. İnsan beslenmesinde olduğu kadar, hatta köpeklerin, kedilerin beslenmesinde de çok faydalı. Ama çiçekler de onu çok sever. Yumurta kabuklarını soyduğumuz yumurta kabuklarını da bu sürahin içerisine koyduk. Güzel, bunlar karınlarını doyursunlar. Sonunda üstüne de bir kahve içmesinler mi? Hadi içsinler. Şöyle güzelce bir kahve de koyuyorum. Ama en değerli şeylerinden biri de telvesi ya da içtiğiniz kahvelerin telvesini de, ama şekersiz olma kaydıyla, çiçeklerinizin besinine katabilirsiniz. Burada böyle biraz sulu bir telvem var. Bunu da içerisine katıyorum. Çiçekler bunu verdiğinizde size gerçekten minnettar kalacaklar. Güzel, hepsini koyduk. Biraz da bunun üzerine su eklemekte fayda var. Azıcık da su koydum. Ne var içinde? Muz kabuğu, yumurta kabuğu ve kahve. Şimdi bunu bir mikserle güzelce karıştırıyorum. Evet. Muz kabukları parçalandı. Yumurta kabukları iyice kahvenin içerisine gitti ve gördüğünüz gibi çok güzel bir karışım oldu. Görüntüsünün size öyle olduğuna bakmayın. Çiçekleriniz buna bayılacak ama bunu bu haliyle yapmıyoruz. Neden?
bunu sulandırarak çiçeklerinize verebilirsiniz. Çiçeklerinizi her suladığınızda hani bir sulama kabının içerisine bir çay bardağı kadar bu karışımdan katıp verirseniz sadece sebzelerinize değil evde beslediğiniz diğer tüm bitkilerde gerçekten çok etkili bir besin maddesidir bunlar. Gördüğünüz gibi ev koşullarında hiç beklemediğiniz sebzelerin, meyveleri yetiştirmek çok mümkün. Bence artık bu büyük şehirlerde sıkışmış olduğumuz bu beton binaların içerisinde böyle doğal hobiler edinmek kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bir şekilde bizi doğayla, toprakla birleştirecek olan bunlar ve bunlar bizim hayatımızı bir taraftan güzelleştiriyor, bir taraftan da daha fonksiyonel bir hale getiriyor. Beğendiniz mi bu yapmış olduğumuz bu haftaki ev sebzeciliği meselesini? Bu hafta size ev sebzeciliğini anlattım. Ama önümüzdeki hafta gene çok enteresan bir konudan bahsedeceğim. Ev tavukçuluğu. Gezen tavuk. Hani şimdi gezen tavuk diye bir kavram oluştu ya. Evet, gezen tavuk. Nerede gezecek bu tavuk? Evde, balkonda, yatak odasına yumurtlayacak. Salonunuzda gezecek. Ev tavukçuluğunu öğrenmeye hazır mısınız? Haftaya görüşürüz. Hey 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 hey! Şaka şaka, gerçekten şaka. Ev tavukçuluğu diye bir şey yok. Bir şey yok. Sadece şaka yaptım. Hoşça kalın.